Merhaba gençler. Bu videoda paralel kenarda açı ve kenar özelliklerine bakacağız. Evet, şimdi 6. özelliğimize devam edelim. Elimizde bir ABCD paralel kenarı var. Bu ABCD paralel kenarında bakın AB kenarı A birim, AD kenarı B birim olursa buradaki NL uzunluğu mutlak içerisinde A-B'ye eşit olur. Niye mutlak içerisinde? Çünkü uzunluk negatif çıkamayacağı için, bize hangi kenarın daha büyük olduğunu bilemediğimiz için böyle ifade ediyoruz. Şimdi bakın burada daha önce söylemiştik, bu açıortaylar birleştiğinde buradaki N açısı 90 derece, L açısı da 90 derece oluyordu. Dolayısıyla iç ters açılardan bu açılar da 90 derece ve burada ne oluşan NKLM bir dikdörtgen olur. Buradaki NL uzunluğu da mutlak için A-B'ye eşit. Onu şuradan da gösterebiliriz bakın. Şimdi şunu biz uzatalım bu NL'ye kenarlara. Biliyorsunuz burada bir muhteşem üçlü oluşuyordu değil mi gençler? Muhteşem üçlü oluştuğunda buralar B bölü 2, B bölü 2 ve şu uzunluk da B bölü 2 oluyordu. Aynı durum karşı kenar için de geçerli bakın. Bu 3 uzunluğumuz da birbirine eşit. Burası da B bölü 2 oluyor. Şimdi aradığımız NL uzunluğuna X diyelim. Bu X'in B bölü 2'nin ve B bölü 2'nin toplamı da A'ya eşit çıkıyor. B bölü 2 ile B bölü 2'yi toplarsak B yapar. X artı B A olduğunda da X A eksi B olarak bulunabilir. Evet, şimdi 94. özelliğimize bakalım. Şimdi paralel kenarda açıortaylar verilmiş bakın bu şekilde. DA 7 birim, AB 12 birim bizden X'i istiyor, EF'yi. Şimdi E açısı 90 derece biliyorsunuz. F açısı da 90 derece. Şimdi biz bu EF'yi uzatalım yine gençler. Uzattık. BC uzunluğu da 7 birim değil mi? Şimdi yine muhteşem üçlümüz oluştu. Her iki kenarda da değil mi? Şimdi bu uzunluklar 7 bölü 2 ve 7 bölü 2 oldu. Burası da 7 bölü 2. Aynı şekilde karşı tarafta da 7 bölü 2'lerimiz var. Bakın şimdi şu kenarın tamamı 12'ye eşit. O zaman yazıyorum. X artı 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 eşittir 12 diyorum. Evet, burayı toparlarsak kaç çıkar burası? 14 bölü 2'den 7. X de 12 eksi 7'den 5 birim olarak bulunur. Evet, şimdi 95'e bakalım. ABCD paralel kenarında AB kenarı BC kenarından büyükmüş. Yani buraya A dersek A 8'den daha büyük. Şimdi AN, DN, BL ve CL açıortay olarak verilmiş. KM 4 birim bizden paralel kenarın çevresini bulmamızı istiyor. Yani biz A kenarını bulduğumuzda çevreyi hesaplayabileceğiz. Şimdi N açısı 90 derece, L açısı da 90 derece. Evet, açılarımızı gösterdik. Şimdi neydi? N, K, L, M bir dikdörtgen. Peki dikdörtgeni hatırlıyor musunuz gençler? Şimdi bütün açıları 90 derece olan, karşılıklı kenarları birbirine eşit olan bir şekildi değil mi? A, A, B, B dedik. Dikdörtgende köşegenler nasıldı? Birbirine eşitti. Öyleyse ben MK 4 birim olursa NL'yi çizdiğimde burası da 4 birimdir diyebilir miyim? Evet, diyebilirim değil mi? NL 4 birim. O zaman biraz evvelki özelliğimizi kullanırsak A da 8'den büyük olduğuna göre 4 birim neye eşit olacak? A eksi 8'e. Buradan A kaç çıkar? 4 artı 8'den 12 birim. Şimdi A'yı 12 birim bulduk. Artık çevremizi hesaplayabiliriz. Onu da şuraya yazalım. Çevre ne olacak? 2 tane 12 artı 8. 12 ile 8'in toplamı 20. 2 çarpı 20'den sorumuzun cevabı 40 birim oldu. Evet, şimdi 7. özelliğimize göz atıyoruz. Şimdi aslında 7. özellik çok sık karşılaşacağınız bir özellik değil. Ama yine de bir göz atalım. Şimdi diyelim ki bir paralel kenarımız var. Paralel kenarı dışında da bir D doğrusu var. Şimdi biz bu paralel kenarın köşelerinden A, B, C ve D'den ve köşegenlerin kesim noktası olan O'dan bu D doğrusuna dikler atarsak, şu şekilde dikler indirirsek, bakın ne oluyormuş? AK ile CN'nin toplamı DL ile BM'nin toplamına eşit oluyor. Bunlar da iki tane neye eşit oluyor? OP uzunluğuna. Evet, şimdi bununla ilgili örneklerimizi çözelim.
Şimdi 96 tam bu özelliğe uygun bir soru. Şimdi AK 7 birim, DL uzunluğunu vermiş 12 birim, BM X birim, CN 8 birim ve bizden de X'i istiyor. Evet, özelliği uygularsak 7 ile 8'in toplamı 12 ile X'in toplamına eşittir diyebiliriz. 15 eşittir 12 artı X'ten X 15 eksi 12'den 3 birim olarak karşımıza çıkar. Evet, 97. örneğimize bakalım. Şimdi 97. örnekte paralel kenar verilmiş. Farklı olarak D doğrusu paralel kenarın içinden geçiyor. Yine bakın dikler indirilmiş. Bizden şuradaki CN uzunluğunu istiyor. Peki şimdi biz biraz evvelki özelliğimizi uygulayabilmek için. Şimdi tam B noktasından D doğrusuna bir paralel doğru çizsek gençler. Şöyle tam B'den geçecek şekilde. Bu doğrunun adına da ne diyelim? L diyelim. D paralel L olacak şekilde çizdik. Şimdi biz bu diklerimizi aşağı doğru indirelim. Değil mi? Şu L'den de indirelim. Aynı şekilde C'den de indirdik. Şimdi bakın BM 5 birim olduğunda buradaki uzunluğumuz da 5 birim. Buradaki uzunluğumuz da 5 birim çıkacak. Aynı şekilde bu uzunluğumuz da 5 birim. Öyleyse buraya da 5 eksi x kalacak. Şimdi dışarıdaki bu L doğrusu için biraz evvel kullandığımız özelliği yazarsam. Bakın şimdi burası 6 birim. Burası 9 birim oldu. Şimdi 6 ile 5 eksi x'in toplamı. 6 ile 5 eksi x'in toplamı. 9 ile... Şimdi B noktasının D doğrusuna olan, L doğrusuna olan uzaklığı ne kadar? 0. O zaman 9 ile 0'ın toplamına eşit olacak. Şimdi 6, 5 daha 11 eksi x buradan 9 oldu. X de bu tarafa 9'u bu tarafa gönderirsek 11 eksi 9'dan 2 birim olur. Evet, şimdi 8. özelliğimize geldik. 8. özelliğimiz daha sık karşılaştığımız bir özellik. Şimdi paralel kenarda ABCD paralel kenarında DEFG doğrusal olacak şekilde şöyle G noktasına bir DG çizersek buradaki DE'nin karesi EF çarpı EG'ye eşit çıkıyor gençler. Bir daha bakalım. DE'nin karesi EF çarpı EG'ye eşitmiş. Evet, şimdi 98. örneğimizi buna göre çözebiliriz. Evet, paralel kenarımız verilmiş. AE x birim, EF 4 birim, FC 5 birim. Bizden ne istiyor? X istiyor. Uygulayalım bu kuralımızı. Ne diyeceğiz? X'in karesi eşittir 4 çarpı 9 birim. Evet, 4 kere 9 36 oldu. X kare 36 ise x de 6 birim olarak bulunur. Şimdi 99. özelliğimize bakalım. Örneğimizi. Şimdi 99. örneğimizde paralel kenarımız verilmiş. Bakın PG 6 birimmiş. DC ile BG uzunlukları birbirine eşit. Bizden de EF'yi istiyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. DE'yi bilseydim eğer biraz evvelki kuralımı uygulayabilirdim. Öyleyse şuna bakalım bak. Bakın burada kelebek üçgenler var. Kelebek üçgenler hep birbirine benzer oluyordu değil mi? Hemen onu bir şöyle şuradan göz gezdirelim. Sonra şeklimizi uygularız. Mesela ben böyle paralel iki kenar çizdim. Şöyle harflendirelim de A, B, C, D, E diye. Şimdi buradaki D açısıyla, D açısıyla B açısı nedir? İç ters. A açısıyla E açısı da iç ters ve birbirine eşit. C'ler de ters açıdan eşit. Dolayısıyla A, C, B üçgeni benzerdi neye? E, C, D üçgenine. Tabii burada önemli olan kısım DE ile AB'nin paralel olması. Şimdi bizim de var burada bir paralel kenarımız. Şimdi bakın B açısıyla C açısı iç tersten eşit değil mi? D açısıyla da G açısı, F açısıyla da şunlar değil mi? Ters açılar olarak eşitler. Dolayısıyla ne oldu bakın? DFC üçgeni şuraya yazıyorum. DFC üçgeni benzer GFB üçgenine. Hatta bakın aynı açının karşısında aynı uzunluklar olduğu için bunlar aynı zamanda da eş üçgenler oldu. Peki bu bana neyi söyler? Bakın B'nin karşısı 6 birim varsa C'nin karşısında da 6 birim olacak. O zaman şimdi burası 6 birimse EFX olduğunda DE'ye ne kalır? 6-X kalır. Bundan sonrasını bakın. Deminki kuralımızı uygulayarak da gidebilirsiniz. Şurada bir benzer üçgenimiz daha var.
Oradan da yapabilirsiniz. Zaten o kural da benzerlikten geliyor. İsterseniz biz benzerlikle devam edelim. Bakın D, E, C üçgeniyle yazıyorum. D, E, C üçgeniyle. Buradaki G, E, A üçgeni. G, E, A üçgeni birbirine benzer oldu. Şöyle bakın göstereyim size. Şuradaki küçük üçgenimizle şuradaki büyük üçgen birbirine eşit. Görüyorsunuz değil mi onu? Şimdi şu eşit kenarlara AA diyelim. DC A birimse AB de A birim. Peki E açısının karşısında burada A var. Diğer üçgende aynı açının karşısında ne var? 2A var. Eşittir diyorum. Burada şuradaki C açısının karşısında 6 eksi x var. Diğer üçgene geçtiğimde aynı açının karşısında değil mi? Şuradaki aynı açının karşısında x artı 6 var. Evet, şimdi benzerliğimizi yazdık. İçler dışlar çarpımı yapalım. 12 eksi 2x eşittir. Şurada 1 kalmıştı. X artı 6 oldu. 6'yı bu tarafa gönderiyorum. Eksi 2x'i bu tarafa gönderiyorum. O zaman buradan da x 2 birim çıkar. Evet, şimdi 9. özelliğimizdeyiz. Paralel kenarda köşegenler genelde E ve F harfleriyle isimlendirilir. Burada da öyle yapılmış. AC'ye F dersek, BD'ye E dersek, kenarlarımızda A ve B olmak üzere E kare artı F kare 2 tane A kare artı B kareye eşit çıkar. Şimdi 100. örneğimize bakıyoruz. ABCD paralel kenarında AC ve BD köşegen, BE 4 birim verilmiş. AB 6 birim, BC'de 4 birim. Bizden istenen AC'nin uzunluğu. Şimdi paralel kenarda E biliyorsunuz köşegenlerin orta noktasıydı. O zaman DE de 4 birim olacak. Yani köşegenimizin bir tanesi ki buna isterseniz E diyelim 8 birim çıktı. AC'ye de F diyelim. Aradığımızda F olsun. Şimdi formülümüz neydi? E kare artı F kare eşittir. 2 tane A kare artı B kare demiştik. Yerleştirelim şimdi verileri. 8'in karesi ile F'nin karesinin toplamı 2 çarpı kenarımızın bir tanesi 6, bir tanesi de 4 oldu gençler. Şimdi 64 artı P kare eşittir. 2 çarpı 36 artı 16 oldu. 36 ile 16'yı toplarsak 52 yapar. 52 ile 2'yi çarparsak o ne yaptı? 104 oldu. Şimdi F kareyi bulmak için 64'ü diğer tarafa gönderiyorum. 104 eksi 64'ten burası da 40 çıktı. F ne olur? Karekök 40 olur. Karekök 40'ı da 4 çarpı 10 diye yazdığımda F'yi 2 kök 10 olarak bulabilirim. Evet, 101 ne diyormuş bakalım. Şimdi ABCD paralel kenarında AC ve BD köşegen olarak verilmiş. BC uzunluğu 6 birim. AC uzunluğu bakın köşegenin bir tanesi. Buna isterseniz E diyelim 12. Diğer köşegenin uzunluğu buna da F diyelim 8'miş. Bizden de X'i istiyor. Yine yazıyorum formülü. E kare artı F kare eşittir. 2 tane neydi? A kare artı B kareydi. Şimdi 12'nin karesi artı 8'in karesi eşittir. 2 tane kenarımızın bir tanesinin ismi X. Diğeri de 6. Evet, şimdi geriye işlem yapmak kaldı. 12'nin karesi ne oldu? 144. 8'in karesi 64. 2 çarpı x kare artı 36 oldu. 64 ve 144'ü toplarsak kaç yapar? 208. Şimdi isterseniz 2'yi dağıtmayalım da her yeri 2'ye bölelim. Sayılarımız küçük olsun. 208'i 2'ye bölersek 104 olur. X kare artı 36. 36'yı diğer tarafa gönderdim. 104'ten 36'yı çıkartırsam 68 kalır. X ne olur? Kök 68. Onu da 4 çarpı 17 diye yazalım gençler. X de buradan 4 kök dışına 2 diye çıktı. 2 kök 17 olarak karşımıza çıkar. Evet gençler, paralel kenarda açı ve kenar özelliklerinin bir kısmını burada bitirdik. Bir dahaki videomuzda alan özelliklerine geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.